Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 24 Temmuz 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an mucizeleri dersimizin 57.'sini yapacağız. Bu derste de inşallah size Kur'an'ın yüce Allah katından geldiğine kesin deliller olacak veriler sunacağım inşallah. Diğer derslerdeki olduğu gibi Lütfen dikkatli notlar alın, bilimimizi artıralım, bilimimizi artıralım. Eğer ilim ve bilimde arttırdığı zaman Rabbimiz bizi Kur'an'ı dahi daha iyi takdir ederiz. Kur'an'daki mucizelere tanık olabilmek için kendimizi geliştirmek zorundayız. Şimdi bu derste yine arkadaşlar biyoloji tıp olacak. Çok ilginç veriler sunacağım inşallah size. Nefeslenen sabah çok önemli bir ayet bu. Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Yine yaratıldı bir mayiden sıvıdan patlayıp fışkıran. Bu ateistlerin maalesef ağızlarına sakız olan bir ayet ama kendilerini çok zeki sanıyorlar ya. Diyorlar ki işte Kur'an madem Allah'tan Allah anatomi bilmiyor mu? İşte meni nereden çıkıyor? Testisler nerede? Bilemiyor. Çıkar bel kemiği, omurga ve göğüs kemikleri arasından. Bununla ilgili muhteşem ...deliller sunacağım size arkadaşlar ki... ...bu iş benim işim. Ben bir... ...kadın doğum hocasıyım. Tüp bebekle uğraşıyorum. Ve üreme endokrinoloğum. Yani üremeciyim. İşim gücüm bu. Bu nedenle... ...burada... ...size... E, ...bunun... ...günümüze olan tecellisini anlatacağım. Gerçekten ikna olacaksınız. Şimdi 81. surenin 18. ayeti Rabbim şöyle buyuruyor. Ve sabaha nefeslendiği zaman. Burada sabaha bir vurgu var. Yani güneşin doğmasına ve sabah teneffüs. Gördüğünüz gibi tenef, nefeslenme. Nefeslendi. O vakit nefeslendi. Geçmiş zaman. Yani sabah nefeslendiği zaman. Şimdi kelimenin anlamına baktığımız zaman teneffes zaten Türkçe'de geçmiş. Nefes almak, vermek, içe çekmek, dışa vermek şeklindedir. Bu da sabah anlamındadır. Yani güneşin aydınlanması. Ayette geçen kelime sabah demek ve güneşin doğmasıyla hepimizin bildiği gibi ışınlarını yeryüzünü aydınlatmasıyla başlar ve devam eder sabah. Güneşin doğmasıyla başlar ve devam eder. Rabbim diyor ki sabah yani yeryüzünün aydınlanmasını işaret ettikten sonra hemen diyor bir nefeslenmesine onun sabahın bir nefeslenme Sine bir işaret veriyor. Burada nasıl bir ilişki var? Şimdi nefes almak vermek ne demek? Nefes alıp vermek sonuçta biz nefesimizi herkes biliyor ki akciğerimize hava alıyoruz. Yüzde yirmi oksijen içeriyor bu hava ve hücrelerimizin vücudur, için çok önemli. Daha sonra bu nefes borumuzdan giriyor ve akciğerlerimize yayılıyor. Orada alveol dediğimiz küçük baloncuklara geçiyor gaz. Oksijen yüksek olduğu için kana geçiyor. Kandaki karbondioksitte hava yani akciğerimizdeki havaya geçiyor. Ve daha sonra bunu ekspiryumla yani nefes vermeyle veriyoruz. Yani nefes almak, nefesi içeri almak ve dışarı vermektir. Çok basit. Oksijeni alırız, yakar. Karbondioksit haline getirir vücut. Karbondioksit olarak bunu geri verir. Şimdi burada bu videoydu. O yüzden zaten e, bunun video halini ben size bir göstereyim arkadaşlarcığım. Şöyle bir gösterebilirim size. Bakın şimdi videosunu yazı söyleyeyim size. Şuradan başlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. akciğerler bunlar. Akciğerler. Hava alma. Diyafram da var. Diyafram çok önemli. Diyaframın önemini de anlatacağım size. Bakın durdurayım anlatayım. Şimdi diyafram, diyafram bizim için niye önemli? Bu nefes alıp vermedi arkadaşlar. iki tip nefes alma verme var. Diyafram abdominal yani diyafram mı karnınızda bir balon bir top varmış gibi düşünün. Onu şişirdiğinizi düşünün arkadaşlar tamam mı? Bu orayı oynatmadan. Yani göğüs kasları göğüs kaslarını çekerek de bu havayı alabilirsiniz. Ancak diyafram solunumu çok daha iyidir. Çünkü normalde biz akciğerlerimizin kapasitesini ancak 1 bölü 3'ünü kullanıyoruz. Çok ciddi bir az yani. Üst 1 bölü 3. Bu göğüs solunumuyla. Bunu artırmak için diyafram solunumu gerekir. Diyafram solunumu çok önemlidir. Burnundan alırsın karnınızda bir balon varmış gibi bir top varmış gibi onu şişiriyorsunuz ve geri indiriyorsunuz. Bu diyafram solunumu vagus uyarısı yaptığı için gerçekten sakinleştirir, dinginleştirir, huzurlu olursunuz. Yani bu farklı kurallar var. İşte 4, 5, 6, 5, 6, 7 kuralı. Yani 5 saniyede ver. Tut. Sonra 5 saniye tut. Sonra 5, 6 saniyede ver şeklinde. Bunu yatmadan önce de yapabilirsiniz. Bir 3-5 dakika çok rahatlatır. Hem uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Hem de sakinleşmenizi sağlar. Yani nefes her şeydir arkadaşlar. Nefesi almayı bilmiyoruz biz. Özellikle endişe kaygı olduğumuz zaman <laughs> Bu akciğer solunumuna giriyor şeye e, diyaf kaslar göğüsle ve daha kötü diyafram sakin olacağız. Karnımızda bir balon varmış gibi diyaframla şişireceğiz diyaframımızı kullanacağız tamam mı çok önemli. Bunları niye anlattım çünkü şurada bakın gördüğünüz gibi oksijen alıyor. Diyafram solunumu yapıyor bu adam Bravo. Ve karbondioksit veriyor değil mi? Oksijen alıyor. Bakın aldı. Oksijen alıyor. Aldığı havayı, tabii oksijenle tüm havayı, azot falan da var. Akciğerlerine indirdi mi? İndirdi. Daha sonra ne yaptı? Alışveriş oldu. Sonra dışarı verdi. Alma ve elma. Nefes ne demekmiş arkadaşlar? Tam olarak buymuş değil mi? Nefes neymiş? havayı alıp havayı vermek. Öyle bir noktaya geleceğim ki şimdi ayette inanamayacaksınız. Yani bunları niye anlattım? Çünkü nefesin nasıl olduğunu anlarsak daha iyi anlarız. Bakın, sabahın aydınlanması ile nefeslenmenin ne gibi bir ilgisi olabilir arkadaşlar? Nefeslenen şey ne? Yüce Allah nasıl bir işaret vermiş olabilir? Arkadaşlar, burada Rabbim bu ayette gerçekten çok büyük bir şeyi işaret ediyor. Bu da fotosentezdir. Yani yeryüzündeki tüm ağaçların, yaprakların, bitkilerin, her şeyin bazı yeşil de gerçekleşen bir nefeslenmedir. Fotosentez bir nefeslenmedir. Çünkü anlatacağız, bitkiler yapraklarında stoma adı verilen birazdan göstereceğim. Çok küçük ve çok sayıda açılır kapanır gözenekler içerirler. Bu gözenekler sayesinde içlerine gazları çekerler ve gazları dışarı verirler. Yani tam bir nefes alma verme işlemi yaparlar. Şimdi güneşten gelen ışığı da aydınlığı kullanıyor. Bunu anlatacağız. İçine çektiği karbondioksiti oksijen atomlarını ayırıyor. Su molekülünü de topraktan alıyor. Ve daha sonra karbondioksit alıyor. Oksijen, hidrojenle beraber şeker yapıyor. Bitki. Daha sonra açığa çıkan karbondioksiti dışarı veriyor. Bunları hücre içindeki kloroplast dediğimiz bir organelde yapıyorlar. Oluşan bu oksijen de nefes verme gibi dışarı veriyorlar. Yani biz nasıl ki oksijeni alıp karbondioksit veriyoruz, nefes alıp veriyoruz içimize. Bitki yaprakları da karbondioksit içlerine alıyorlar ve oksijeni dışarı veriyorlar. Aynı bir nefeslenme durumu var. Yani 6 karbondioksit Molekülü 6 su molekülüyle birleşir. c 6 h 12 oksijen 6 yani bir fruktoz bu glukozdur pardon. Şeker gördüğünüz gibi lezzetli ve bize enerji veriyor ve oluşan oksijeni dışarı atar. Evet. Aynı bizim yaptığımız gibi arkadaşlar. Fotosentez bizim tersimizi yapıyor sadece. Karbondioksit alıp oksijen gazını dışarı veriyorlar. Güneş doğduğunda bakın çok güzel bir slide bu. Güneş doğduğunda bu bitki nefeslenmeye başlıyor. Ve sabaha nefeslendiği zaman ne yapıyor? Tüm yapraklarındaki stomalardan oksijen karbondioksit alıp oksijen başlıyor. Hemen geliyoruz. Neden sabaha bir işaret var? Neden? Fotosentezi niye sabah önemli? Onu anlatacağız. Şimdi fotosentez zaten nefeslenme yani nefeslenme yani karbondioksit al, oksijen verme direkt olarak güneş ışığı sayesinde gerçekleşir arkadaşlar. Aydınlık yoksa fotosentez de yoktur. Işık yoksa fotosentez olmaz. Aydınlık yoksa yani sabah yoksa nefeslenme de yoktur. Demek ki işaret muhteşem. Fotosenteze, sabaha ve fotosentezi eşitledi. Muhteşem bir işaret verdi. İkinci işaret ne? Nefeslenme sabah aydınlanmasıyla başlar. Gece nefeslenme yoktur. Bitkiler nefeslenmez. Ama sabah olduğunda ilk güneş ışıklarıyla beraber nefeslenmeye başlarlar. Dünyadaki tüm bitkiler nefeslenir. Nefeslenme nereden oluyor? Bakın şimdi anlatacağız. Muhteşem mucizeye geliyoruz. Nefeslenme nereden? Oluyor? Biz ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Burnumuzdan. Burun ve ağız kullanıyoruz değil mi? Bir orifis yani bir açıklığımız var. Ağız ve burundan nefes alıyoruz. Bir orifis diyoruz. Açıklıktan yapıyoruz bunu. Ağaçlar ve bitkiler nereden yapıyor bu nefeslenmeyi? Onlar da ağızları var. Onların da ağızları var. Onların ağızları stoma. Stoma denilen ağız benzeri gözeneklerden yapıyorlar. Bunları görünce şok olacaksınız şimdi. Stoma nedir? Arkadaşlar stoma ağız yani. Ağaçlar ve bitkilerin yapraklarında bulunan gaz değişimi sağlayan açıklıklardır, gözeneklerdir. Ağız bizim dudağımız gibi iki tane hücreden oluşuyor. Hücre seviyesinde bunlar. Büyük hücreler. Bunlar hücreler ağzın kapatılması ve açılması gibi açılıp kapanıyorlar. Stoma hareketli. Nefesleneceği zaman açılıyor. Nefeslenmeyeceği zaman kapanıyor. Yani açılma ve kapalma özelliği yapıyor bu. Aynı bir bir ağız gibi. Bu yapra bir yaprağın üzerine binlerce stoma bulunabilir. İşte bu stoma. Stoma İki adet koruyucu hücreden oluşur bak. İki adet koruyucu hücre. Bunlar gerçek görüntüler bakın. İki adet gerçek hücrelerden oluşur. Tamam mı şu? İlerleyelim inşallah bu açar. Evet ha. Bak hareketlidir bu. Bu gerçek görüntü arkadaşlar. Stoma nasıl açıyor? Gördünüz mü? Ağzını açan, ağzını açan bir insanın nefes alıp vermesi gibi Ağzını açıyor, aydınlıkla nefes alıyor, içine çekiyor ya bu şeyi, karbondioksiti, dışarıdaki gazları ve içeride oluşan oksijeni dışarı veriyor. Gece ise bu stomayı kapatıyor. Nefeslenme yok. Yani bitki gece aydınlık olmadığında nefeslenmez. Sabah nefeslenir. İşte bu. Bunu iyi izleyin, bakın bunu iyi izleyin. İnanılmaz gerçekten muhteşem bir muhteşem bir gerçek görüntü bu. Stoma ağız bunlarda binlerce ağız var. Düşün. Milyonlarca ağaç, milyonlarca ağaç, milyonlarca yaprak, milyarlarca yaprak içerisinde milyar milyar canı stoma ağız güneşi gördüğünde nefeslenmeye başlıyor, açılıyor. Şimdi stomalar gece kapalıdır. Seher vakti ilk ışıkla birlikte açılır ve nefeslenme başlar. Şimdi biraz ilmimizi artıralım. Bu nasıl oluyor hocam? Şimdi bakın stomaların açılma ve kapanma mekanizmaları adam araştırmış işte arkadaş. Allah'ın ayetlerini biliyor. Biz bilseydik bunları daha önce Kur'an dinleseydik daha önceden bunları görürdük. Absisik asit diye bir şey var. Bu absisik asit stomanın açılıp kapanmasını kontrol ediyor. Eğer gün karanlıksa şöyle yapalım. Burayı büyüteyim. Stoma'nın kapama. iki hücre koruyucu hücre. Aba eğer şeyde gece. Gece aba. Apsitik asit artıyor. Artınca. Apsitik artınca. Bu birkaç mekanizmayla nedir? Kalsiyum mekanizması. İşte burada kalsiyum Korumüzesde kalsiyum akışına neden olur? Bu da S tip ve R tip iyon kanallarının aktivasyonuna ve klor malat ve nitroözoksait akışına neden olur. Kork kanallarının aktivasyonu ile potasyum akışı olur. Böylece söylemek gerek, kısaca söylemek gerek, kısaca stoma karanlıkta kapalıdır. Al bakalım. Bunu anlayı, anlaya anlıyor musun? Bak ne kadar zor işler. O yaratıcı yaprağa basıp geçiyorsun. Bak ne kadar orada işler var oluyor. S tip, R tip reseptörler. Yani karanlıkta stoma kapalıdır. Kapanır. Peki seherle birlikte ne oluyor? Seherle birlikte sabah değil ilk ışık geldiğinde aba sentezini yani bu abayı blokluyor. Aba sentezini bloklar. Yani aba üretilemez. Aba yıkılır üretilemez. Böylece stoma hücresindeki aba seviyesi düşer. Düşük aba artık hücreden işte hidrojen iyonlarının çıkışını sağlayan hidrojen ATPS hidrojen pompası inhibe edemez... Hücrede su ve iyon seviyesinin potasyum, klor ve malat artması ile hücrenin turgoru artar ve stom açılır. Al. Mekanizmaya bak, yüceliğine bak Rabbimin ya. Şu Allah'a ne kadar biz zülfaddil azim sıfatıyla bu bitkileri bize vermiş ya. Bir yaprağın bu konuştuğumuz hücreli yaprağın görmüyorsun bile. Bir yaprağı al. İşte bak arkada zeytin var mesela. Al. Zeytin var. Bu zeytinin yaprağında var işte bu stomalar. Bak. Gözle görmüyoruz. Binlerce var burada ya. Kalsiyum mekanizmasını anlayamıyoruz daha. Gördün mü? Stoma kapalı. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birçok mekanizma oluşuyor. Ve Rabbimin izniyle o nefeslenmeye başlıyor. Arkadaşlar. Nefeslenmeye başlıyor. İlerleyelim. Bunu da geçelim. Anlattım zaten. Şimdi büyütelim. Bakın makale. Ne diyor? Makaleye bak. Door of aba in diurnal regulation of stomatal movements. Yani nefeslenmeyi sağlayan ağızların regulation. Yani in the dark phase of the day. In the, da in the dark phase of the day. Günün karanlık kısmı. Stoma kapalı. Ne diyor? In the dawn. Bak. Seherde şafakta the the first light promotes ABA catabolism process and the level of ABA biosynthesis decreases, which leads to a decreased concentration of active ABA in the guard cells, low in the levels no longer in with potassium. Bunları söyledim size, which is then able to execute ionları falan falan. Sonuçta söyledim size işte bunları. Yani seherle birlikte arkadaşlar ilk ışıkla nefeslenme başlar. Ağzını açar, stoma, bitki ağzını açar, yapraklarındaki nefeslenme başlar. Nefes alır verir, nefes alır verir. Fotosentez başlar. La ilahe illallah. Ben başka bir şey demiyorum yani. Evet. Vay vay vay. Şimdi nefeslenme seher vaktiyle başladığını gördük. Ama bitiyor mu? Hayır. Hızı sabahın aydınlığıyla yükselir. Yani sabahın aydınlığıyla beraber yükseliyor fotosentez. Se nefeslenme sabahın ilk saatlerinde maksimum seviyeye geldikten sonra hızla azalma gösterir. Makale, bu da güzel bir makale arkadaşlar. Buna da bakın. Bak fotosentezin saatleri 6-9 sıfırken nasıl alıyor? Ne Seher seherle başlayan aydınlanma ile nefeslenme başlıyor ve artıyor. Nefeslenme. Günün gündüz zamanı biraz düşüyor sonra ama bak ne kadar sıfırdan hızlıca bir nefeslenme başlıyor. Ve sabaha nefeslendiği vakit ona. Yani o vakit nefeslendiği geçmiş zaman. Tekil. O vakit nefeslendiği. Şu muhteşemliğe bakar mısın ayetteki? Nefesleniyor. Sabahla beraber her şey. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bilimsel çalışmalar. Bunları sizin için yazıyorum ben bakarsınız diye. Gerçekten sabahla beraber nefes bizim nefes almamız vermemiz gibi bitkilerin de nefeslendiğini gösteriyor. Evet burada bitirdik bunu. Şimdi öyle güzel bir ayet daha göreceğim muhteşem. İlk başta söyledim. Şimdi 86. sure 5. ayette öyleyse baksın görsün insan neyden yaratıldı. Bak bir yaratılışa vurgu var mı burada? Var. Öyleyse bir baksın insan bakayım diyor. Yaratılışını ince ediyor. Yaratılış neyle başlıyor? Babadan gelen nutfeye dönüşmüş meni, meni sıvılaştı, nutfeye dönüştü, sperm gitti, çifte ve teke, spermle birleşti, o sit, zigot oldu. İşte insanın yaratılışı öyle başlıyor. Zigottan başlayıp anne karnında yaratılmaya bak. İşte o yaratılmaya bir bak diyor bak. Baksın görsün insan nasıl yarat. Neyden ya min mehulik. Neyden yaratıldı? yaratıldı bir mayiden sıvıdan. Nuayn daf, bak bu çok önemli. Dafık, patlayıp pışkıran demek. Patlayıp pışkıran. Bu nereden çıkıyormuş bu? Çıkar bel kemiği, omurga ve göğüs kemikleri arasından. Hmm. Şimdi arkadaşlar inceleyelim ayetleri. Kur'an'da bazı ayetlerin müteşabih olduğunu biliyoruz. farklı anlamlara geliyor. Biliyorsunuz burada daha önce size anlattım bunu. Bu ayet Tarık suresindeki ayetler aslında bir nötron yıldızındaki su oluşumunu anlatıyordu Rabbim burada. Sert olan nötron yıldızının oluşmasıyla beraber içine dış kısma tozun oluşmasıyla beraber arada su oluşuyordu. İlk insanın yaratılması oradan başlıyordu. Rabbimin müteşabih ayetleri bu. Buna lütfen bir bakın. Şöyle yapalım hatta. Şunu alayım ben. Şöyle getireyim arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Ben şurada neydi o? Hı hı. Bakalım arkadaşlar şu şöyle bir yapayım. Bak burada şimdi şunu alayım size. Şöyle bir bakayım da. Buradaki ilk Tarık Yıldızı ile ilgili zaten bu muhteşem bir Tarık Yıldızının anlatıyordu burada. Ondan sonra burada biz nötron yıldızı oluşumunu görmüştük ayette. İlk suyun oluşumunu burada olması lazım bir dakika. Bunlara bakın ne olur işte burada bizim ilk suyun oluşması ile ilgili de benim burada bir yazım olacak. Neyse, bunu buradan bakın. Yani sonuçta konumuza dönelim biz burayı dağıtmayalım fazla. Bulamadık. Evet, konumuza dönelim. Konumuz burada ona bir bakın. Dersini yaptım zaten. Yani Tarık yıldızının, nötron yıldızının, buruşlu yıldızın, delip geçen yıldızın içinde oluşan suyu işaret ettiğini ve daha sonra immün sistemi oluşturan e, atomların oluşumunu anlattığını, kinolava sürecini anlatmıştım. Çok güzeldi. Ancak bu ayetler müteşabi olduğu ortada. Bu ayetin, bu ayette essulbi kelimesi bel kemiği, omurga kemiği aldığımızda, teraip de göğüs kemikleri, şu göğüs kemikleri, kaburgalar aldığımızda beyin kelimesi zaten arası olarak alınır. Bu anlamları vermek e, mümkündür. Yani nedir o? Sonuçta patlayan fışkıran Sıvının cinsel ilişki sonrası kadın vajinasına atılan fışkıran erkeğin menisi olması gerekir. Doğrudur. Çünkü bir ejakülasyonla, ejakülasyonla beraber aslında prostat ve seminal vesikl içerisindeki kasların da kasılmasıyla beraber aslında meni bir atım yapar. Tamam mı arkadaşlar? Normal akmaz, bir patlama şeklinde bir fışkırma şeklinde uzağa gidebilmesi için de öyledir o zaten. Rabbim onu o şekilde kadın vajinasına atılması için yaratmış. Meni atılan fışkıran demek ki doğru. Bu bu sıvı menin içerisinde ne içeriyordu? Buradan nutfe olacaktı. Yani spermler de içeriyordu. Yani yumurtayla dölleyecek olan spermler. İşte bu üreme hücreleri insan yaratışının ilk basamaklı oluşturuyor. Rabbim diyor ki o diyor atılan bir sıvıdandı. Maidendi, yani meni dendi. Atıldı fışkıran patlayan bir meni dendin sen diyor. Peki bu meni nereden geliyor? Erkeklerdeki testis yani erbezi diyeceğiz buna. Erbezi torbası var. Skrotum yani biliyorsunuz skrotum. Testislerin içinde tutuyor skrotum. Bu erbezlerin büyüklüğü ne? 4-5 santim yükseklik 3 santim ve 2.5 santim. Hatta bunların boyları vardır. Adolesanlarda ergenlerin döneminde de bunların boyutları var böyle. Burada gelişimi takip edebiliyoruz biz adolesan erkeklerde. Şimdi skrotum içinde bulunuyor ve bu testis üreten testislerde spermler üretiliyor. Sonra uzun bir kanalla orada kanal bu sıvı içine kanal içine prostat ve seminal bezlerden üretilen sıvılar da karışıyor ve aslında bir karışım meni. Ve bu meni bu patlayarak ejekülasyonla fışkırarak kadın vajinasına atılıyor. Şimdi burada Rabbim insanın yaratılma sürecinin özellikle işaret ettiğini gördük. Yani Rabbim burada diyor ki insanın neyden yaratıldı baksın, yaratılışına bir baksın. Yani o nutfe evresinden meni atıldı ya oradan nasıl yarattı bunu diyor. Bu yaratılışa var. O demek ki biz insanın yaratılışına bakacağız bu ayetleri okurken. Bu da bize açık bir net gösterir ki anne karnında yaratılan insan ceniline bakmamız lazım. Ya çok net. İnsan neden yaratıldı baksın diyor Rabbim. Bak yaratılışı incele diyor. Atılan fışkıran bir meniden yaratıldı ancak neyden yaratıldı? Anne karnındaki yaratılışa bakın diyor. Şimdi yetişkin bir erkeğin menisinin çıktığı yer olan tesisler er üretiliyor. Tesislerde. Ama bakın arkadaşlar o testisi insan o testis de üretiliyor. İnsanın yaratılışına bakacaksak biz insanı benim babamın spermi nereden geldi? Onun testisindeydi. Allah rahmet etsin. E annem sağ yumurtası oradaydı. 1974 doğdum öncesi. Ne oldu? O sperm dölleyerek beni oluşturdu. Demek ki o testisteki sperm testisteki spermi o testis oluşturdu. Yani yaratılış orada başlıyor. Peki aslında o testis nerede yaratılış insanın yaratılışında testis nerede oluştu? Yani ben babam annesinin karnındayken o testis nasıl oluştu? Ya yani sonuçta ben beni oluşturan ne? Meni. Babamın menisi ise benim babamın menisi nasıl oluştu? annesinin karnında nasıl oluştu? Bak geniş düşün. Heh, burada babamızın testisinin nasıl oluştuğunu annesinin karnında bakacağız. Demek ki bir erkek çocuğunun bir erkek çocuğunun büyüyünce evladı olacak, sperme olacak evlendiğinde. O evlat çocuğunu Rabbim testisini nasıl yaratıyor? Buna bak diyor. İşte olay bu. Buna baktığım vakit ayette her şey tıkır 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 yerine oturuyor. Hiçbir çelişki yok. Ateistler diyor ki çelişki çelişki. Ya kardeşim ne çelişkisi? Biraz okuduğunu anla yani. Bunun embriyoloji bilimi bakıyor biliyorsunuz. Yaratıcı, insan yaratılışı. Embriyoloji bilimi ne diyor? Kesin gösterdi ki arkadaşlar. Kesin gösterdi ki erbezleri. Yani o testisler. Omurga ile arkada omurga deri şey vertebra ile göğüs kafesi arasında ilk kataptı. Yani torasik on diyoruz biz biraz. 10. torasik yani göğüs kemik omurganın servikal boyun, torakal tamam lumbar var. Sakral kısımları var. Bir de omurga, omurgaya bir bakın. Omurganın T10 dediğimiz T10 tam buraya gelir. Sternum yani. Tamam? Burada. Nereden biliyoruz? İşte embriyoloji bize söylüyor bakın embriyoloji bilimi diyor ki çalışmada er bezleri ve erbezi torbasının oluşması annesinin karnındaki erkek bir çocukta 7 haftalıkken daha 7 haftalık küçücük bir bebekken daha onun er bezleri torasik onda yani tam ayetteki gibi şekilde göstereceğim. Şey yapmayın şimdi şöyle makaleleri bir göstereyim önce bakın. The testis developed in the retroperitoneum below the kidneys böbreklerin altında. Bak tabi böbrek seviyesinde yani. At the around 10 thoracic level. During the seventh tamam mı? Week of fetal development the forms within the folds of the peritoneum. Böyle gidiyor. Bu benim işim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada böbrek seviyesinde yani şurada böbreklerimiz şuradadır. Onun seviyesindeymiş. T10 imam tahtası diyoruz biz sternum o hizada. T10 neymiş gösterelim. T10 burası bak. T11, T12, 12 torasik var. Bak buradaymış. Bak göğüs kafesi göğüs kafesine 1 2 3 4 göğüs kafesi T10 arasında. Yani tam da şuralarda yanda olması gerekiyor ilk yaratılış esnasında. Gerçekten muhteşem. Ve şöyle de görelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada şu bir embriyo erkek bebek bu. Erkek bebek başı ve işte kalçası karın kısmı burası. Burası omurga kemikleri. Neredeymiş abi? Testis neredeymiş bir bak bakalım. Omurga ile göğüs kemikleri arasındaymış değil mi? Göğüs kısmıyla ikisinin arasında. Yani göğüs kısmıyla omurga arasındaymış değil mi testis? Ya bakın testis Rabbim ne diyor ayetteki mucizeye bak ne diyor? çıkar. Ayette çıkar fiili kullanıyor. Ne diyor Rabbim çıkar fiili kullanıyor. Bu da önemli. Çıkar. Bu ne demek? Hareketli bir şeyin bir şeyin hareket ederek bir yerden dışarı çıkması demek ya. Bir yerden gitmesi, terk etmesi orayı. Demek ki testis o bulunduğu yer toraksikle yani omurga ile göğüs kemikleri arasındaki olduğu yerden çıkması lazım diyor. Çıkar oradan diyor. Çıkar oradan diyor. Meni demiyor. Testis oradan çıkar diyor. İlla o meniye gitmene gerek yok ki. Meni yaratılış verdi. Oradan fiil zaten belirsiz geliyor. Yani. yani eril geldiği için nereden geliyor? O testis çıkar bir yeri terk edecek burada. Baktığın zaman arkadaşlar testislerin hareketli incelendiğinde normalde T10 seviyesinde kasıklara iniyor. Yani buradayken kasıklara iniyor testis. Buna abdominal inme deniyor. Transabdominal inme deniyor. Daha sonra ingüinal kanaldan kanal bu fıtık şey bölgesinden böyle ingüinal kanal tamam mı? Kasık bölgesinden skrotuma iniyor torbalara iniyor. Çıkıp gidiyor ya. Tam ayetteki gibi. Bu nasıl oluyor? Bebek annesinin karnında 8-15 haftalıkken karına iniyor. 25-35 hafta arasında da testise iniyor. Yani resmen ayetteki gibi çıkıyor. Normalde böbrek hizasında testisler insan yaratılışının ilk evresinde Rabbim ne dedi? Göğüs kemikleriyle oburka arasındayken T10 seviyesinde çıkar oradan diyor. Bak çıkar gider diyor. Çıkıyor oradan aşağı doğru yerine geliyor. Evet. Bu videosu açmayacak herhalde bunu. Bunu da izlemem lazım size. Ya bu PowerPoint beni var ya. Ne bir anlamadım ya. Videolara oynatmıyor yani. Şimdi buradan Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, durdum orada. Şimdi şöyle yapalım size şunu getireyim. Evet, şunu bir büyüteyim. Burada göstereyim bakın. Şöyle bakın. Bir abdominal cavity enlarges causing the durduralım bunu. Çünkü bunu kaydını durdurmamız lazım yoksa Heh, şimdi bir gitsin bakalım. Evet. Bakın. Nasıl iniyor bak testis. Önce ortaya doğru geliyor. Tamam arkadaşlar. Transinguinal faz bu. Buradan da aşağı doğru inerek artık testis nereye gidiyor? İnguinal kanalından geçip skrotuma iniyor. Yani Rabbimin derdiği yerden çıkıyor. Çıkar. Çıkar diyor göğüs ve şeyden. Çıkar göğüs ve kaburgalarından. Kaburga kemiklerinden. Omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Ne o? Testis insan. Ben aslında orada o babamın testisinden olacağız. Yani anladın mı? Oradan çıkacak. Çocuk doğdu. O testisten sen oluşacaksın diyor. Bu kadar basit. Bunu böyle bir zorlamana da anlamı yok yani. Bakalım. Evet videolar bizi mahvetti ama güzel sonuçta Allah'a şükür yaptık yani. Rabbimin işareti niye önemli? Bu çıkma da önemli. Yani çıkar o omurga ve göğüs kemikleri arasından. Nereye gidiyor? Skrotuma iner. Çünkü inmesi gerekir. Oradan çıkmazsa insan oluşamaz. Çünkü normal insanın vücut sıcaklığı 36.1 ile 37.2 derecedir. Ama bu ısıda testisler sperm üretemez. Olumsuz etkilenir. O nedenle normal sperm üretilmesi için 34.4 derece bir sıcaklık idealdir. Şu muhteşemliğe bakır mı? İşte oradan o yüzden çıkıyor o aşağıya iniyor. Skrotuma iniyor. Skrotuma iniyor. Ve skrotuma iniyor. Yani er bezlerine iniyor. Er torbasına iniyor. Er bezleri er torbasına iniyor. Çünkü orası daha serin. insan vücuduna göre. Hatta orada kaslar var. O kaslar o kadar şey ki soğuk havalarda testisi yukarı doğru çekiyor vücuda yaklaştırıyor. Sıcak havalarda gevşetiyor ki uzaklaştırıyor vücudun sıcaklığından. Şu muhteşemliğe bakar mısın arkadaşlar? Kadınlarla ilgili analiz de var. Şimdi Rabbim ne dedi? Erkeklerden meni fışkırırken kadınlarda ne oluyor? Kadınlarda da yumurta sıvısı fışkırıyor. Tam yumurtlama esnasında benim uzmanlık alalım zaten bu yumurta hücresi aslında küçücük bir şey. Bir lürtus tanesinden daha küçük ama yumurtlama döneminde anlattım size. Pimpon topu büyüklüğünde oluyor. Bu pimpon topu büyüklüğündeki şey tamam mı? Ne yapıyor? Eriyerek yumurtlama oluyor. O su dışarıya atılıyor. İşte aynen böyle oluyor bak. Gördün mü? Bak. Fışkırıyor su işte. Bu sıç fışkırdı. Yumurtlama oldu işte bak fışkıran sudan bir yaratılıyorsun sen. Bu suyu kim fışkırttı? Bu yumurtalık. Kadındaki, erkekteki erbezinin kadındaki hali. Peki bu kadındaki bu yumurtalık nereden geliyor? Aynı yerden çıkıyor işte o. Kız bebekte de aynı yerde omurga ile göğüs kemikleri arasında. T10 seviyesinde sternumun arkasında böbrek seviyesinde arkadaşlar bu kadar muhteşem bir ayet bu. Bu, bu Kur'an Yüce Allah katından. Sen zamirleri yanlış götürürsen öyle kafana göre direkt okursan Kur'an'da oraya öyle okumayacaksın. Orada testisi işaret ediyor Rahman. Ve gördüğün testis ve yumurtalığı. Yani sonuçta özet olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Erkeğin, yani şöyle diyelim. Bir insanın yaratılışında anne babası rol oynar. Tamam arkadaşlar? Bu kadar basit. Yani i̇lk yaratma anne babayla oluşma. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle olur. İşte bunlar atılan sıvılardan olur. Testisten atılır. Şey meniyle, ejekülasyon sonrası, cinsel ilişki sonrası. Kadında da yumurtlama sıvısı atılır. Bak ikisi de atıldı sıvı. İçlerinde hücreler var. O sıvıları yapan yumurtalık ve testis ise Rabbim diyor ki o çıkar omurga arkadaki omurga sert sağlam olduğu için omurga deniyor ve göğüs kemikleri arasında. Bak, mis gibi gördün mü? Ayet ne kadar güzel bir şekilde anlaşılıyor yani. Yüce Allah'ın rahmeti ve salatları üzerinize olsun arkadaşlar. Bugün biraz yoğun bir gün geçirdim. E, hata yaptıysam affola. Biraz e, zorlandım ama şükür. Yani tekrar tekrar konuşuruz inşallah. Kavramlar konusuna bakacağız, kavramlara bakacağız. Hiç canınızı sıkmayın. Kur'anımız bize yeter. Kur'an bize yeter. Kur'an'da her şey var. Salat. Rahat olun siz. Hocam namazına sıkılacağız. Oruç ya. Hepsi açıklanmış arkadaşlar. Kolaylık. Hepsini anlatacağım size. Benim anlatmama da gerekiyor. Kur'an okusanız anlarsınız da. Ben sadece biraz kolaylaştırayım. Kur'an'a okumanıza teşvik etmek olayım arkadaşlar. söylediğim gibi girdir bir doğru girişe çıkar bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardımcı sultan diyoruz Rabbimize. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selamette arkadaşlar.